Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Ecrin Mali Müşavirlik'ten Mali Müşavir Sayın Erhan Yaşar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Erhan Yaşar kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak Evet. isteriz. Buyurun. Erhan Yaşar, İzmir'in Kemeraltı bölgesinde mali müşavirlik faaliyetini, mesleki faaliyetini sürdüren serbest muhasebeci mali müşavirdir. Ecrin Mali Müşavirlik, kızımın ismi Ecrin, ondan dolayı Ecrin Mali Allah Müşavirlik uzun diye ömürler teşekkür versin, ederim. sağlıklı ömürler Bundan versin. dolayı o şekilde. Genelde serbest muhasebeci mali müşavir bizim unvanımız, isimen hitap edilir. Serbest muhasebeci mali müşavir Erhan Yaşar olarak Kemeraltı bölgesinde mali müşavirlik faaliyetimizi sürdürmekteyiz. Mükelleflerimize hizmet vermekteyiz. Evet. Peki mali müşavirlik mesleğini nasıl seçtiniz? Çünkü çok zor bir meslek. Eğitiminin Evet. çok uzun olduğu, Evet. sınavlarının çok bol olduğu Evet, bir meslek alanı. Mali müşavirlik mesleğini liseli yıllarımda ailem öncelikle şunu sordu. Üniversite okuyacak mısın? Bu soruyu sordu. Üniversite o zamanlar düz lise mezunlarının üniversite imkanları daha iyi oluyordu, daha başarılı oluyorlardı. Ben üniversiteyi okuyacağım fakat öncelikle meslek, matematik üzerine olan sayısal rakamları, bankacılık ya da muhasebe olarak tercihimi bu yönde kullandım. Lise 2 yıllarımda 14 yaşındaydım. 14 Haziran 2001 tarihinde, tam gittiğim tarihte çok iyi hatırlarım. Bir mali kemer altında yine bir mali müşavir abimizin yanında lise 3 stajıma başlamak üzere bu mesleğe ilk adımımı attım. Ofisten girdim. Şöyle bir baktım. Ben bu mesleği yapabilir miyim diye. Evet. Orada bir tereddütüm oldu. Fakat ilerleyen süreçlerde 1-2 ay gibi bir süreç sonrasında adapte oldum. Daha sonra da dedim ki ben bu mesleği yapmalıyım. Ben bu mesleği yapacağım ve severek o yıldan beri stajımı başlattım. Lise stajım bittikten sonra serbest muhasebeci mali müşavirlik stajımı başlattım. Ankara'da sınava giriyor. Dediğiniz gibi çok zor sınavlardan geçiyoruz. Ankara ve İstanbul'da yapılıyor staj başlatma sınavı. Ankara'da girdim ben Gazi Üniversitesi'nde. Bunda başarılı oldum. Daha sonra Açık Öğretim Fakültesinden de eğitimimi tamamladım üniversiteyi. Hem alaylı hem mektepli olarak belgemi aldım. Ondan sonra 2012 yılında da Erhan Yaşar Mali Müşavirlik ofisini açtım. Faaliyetime devam ediyorum. Evet. Kemeraltı bölgesinde bu şekilde. Evet. Peki 2001 yılı dediniz. Evet. 2001 yılından bu yana oldukça uzun. Evet. 16 Genç. yıl. Evet. 16 yıl. Evet. Bu meslekte neler yaptınız? Neler Neler yaptık? gördünüz? Çok şey elbette tabii ki gördük. Şimdi şöyle söyleyeyim. 2001 ile 2004 arasında meslekte elle beyanname doldurulurdu. Elle. O zamanlar matbu kağıtlar vardı, beyannameler. Katma değer vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname, geçici vergi beyannameleri ellerle doldurulup vergi dairelerine gidip kuyruklar beklerdik. Bu şekilde beyannameleri alırdık. Çevremizdeki arkadaşlarımızla, okuldan arkadaşlarımızla iş bölüşürdük. Dışarıya çıktığımız zaman birbirimizle irtibat sağlayıp vergi dairelerindeki işleri bölüşürdük çünkü yetişmezdi. Gece yarılarına kadar kuyruklar beklerdik sigortada. 2004 yılından sonra E-sisteme geçti. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu E-sisteme geçtikten sonra E-beyanname sistemi ve E-bildirge sistemiyle beyannameleri oturduğumuz ofislerimizde girişlerini yaparak vermeye başladık. Fakat bu sefer iş yükü arttı, beyanlar arttı. Daha az beyan veriliyordu. 4 ayda bir aylık prim ve hizmet belgeleri aylık verilirdi. 4 aylık bodrolar vardı. 4 ayda bir verildi. İkisi birleştirildi. Aylık prim ve hizmet belgelerinde sigortalıların isimleri, TC kimlik numaraları ve gün sayıları bildirilerek aylığa dönüştürüldü. Bu sistemde tabii bize iş yükü daha çok meslektaşlarımızın üzerine bindi. Fakat önceden şöyle bir şey vardı. Sigortalı giderdi sigortaya. Derdi ki benim günlerim gözükmüyor. Bizleri arardı. Bakılamıyorum. Şimdi bu tür sorunlar ortadan kalktı. Aylık girdiğimiz zaman hem sigortalılar açısından. Tabii biz burada biraz kamunun taşeronu haline geldik meslektaşlar olarak. Bu durumdan şikayetçiyiz. Şöyle şikayetçiyiz. Emeğimizin karşılığını alamadığımızdan dolayı şikayetçiyiz. Mesleğimizi icra etmekten şikayetçi değiliz. Mesleğimizi icra ediyoruz. Ancak emeğimizin karşılığını alamadığımızdan dolayı şikayetçiyiz maalesef.
Öyle bir durum var. Tabii ki mesleki sorunlarımız biraz çok bahsedelim var. Tabii bahsedelim. Mesleki sorunlardan. Şimdi şöyle, mali müşavir olarak öncelikle en büyük problemlerimizden bir tanesi tahsilat sorunumuz. Tahsilat sorunumuz var. Bundan sonra iş yükü, maliyetlerimiz arttı. E-sisteme geçtikten sonra önceden bir kişinin yapabileceği işi şimdi iki personel çalışıyor. Bu da tabii doğal olarak ofisin maliyetlerini arttırdı. Tahsilat sorunu var. Doğal olarak sıkıntılar burada başlıyor. Ayrıca biz serbest meslek erbabıyız. Serbest meslek erbabı olarak katma değer vergisi kanunu ve gelir vergisi kanununda bizim çelişkili bir durumumuz var. Ücretimizi tahsil etmesek dahi KDV kanununa göre makbuzumuzu kesmek durumundayız. Ancak serbest meslek erbaplarında gelir vergisi kanununa göre de ücret tahsil edildiği zaman serbest meslek makbuzu düzenliyoruz. Bu sefer çift makbuz düzenliyoruz. Katma değer vergisi kanununa göre, 3065 sayılı kanununa göre bir makbuz düzenliyoruz. Ücretimizi tahsil ettiğimiz zaman ayrıca 193 sayılı gelir vergisi kanununa göre ayrı bir makbuz düzenliyoruz. Bu çelişkinin tabii ortadan kalkması lazım. Katma değer yükü %18'den 8'e indirilmesi gerekli. Mesleki sorunlarımız, yani daha birçok sorunlarımız var. Ama tabii ki sorunlar çözülecek. Biz inanıyoruz çözüleceğine. Değerli yöneticilerimiz bu konuda çalışmalar elbette yapıyordur. Biz de tabii gençler olarak katkı sağlamak için farklı platformlarda, farklı mesleki siyasette adımlar attık. Yol almaya başladık. Onlara destek olacağız bu sorunların giderilmesine. Kamu kurumlarıyla ilişkilerimizin düzeltilerek daha saygın bir meslek haline getirilmesi, mali müşavirliğin daha saygın denetime yönlendirilmesi. Biz mali müşavir olarak alıp da mükellefin faturalarını yazmak yani biraz daha ağır geliyor. Denetime. Biz denetleyelim. Vergi usulü kanunu mükerrer 227. maddenin sonluğu gereği. Zaten şimdi geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey oldu. İşletme defterleri ve serbest meslek defterlerinde kayıtların kira beyan sistemi gibi otomatikman gelir idaresi başkanı sistemine yüklenmesi gibi bir durum var. Biz de bunu mükerrer 227'ye göre gerekli denetimlerini yapalım. Bizim denetimimizden geçsin. Biz mali müşavir olarak bunların denetimini sağlayalım. Biz bunu istiyoruz zaten. O zaman zaten daha saygın bir meslek. Emeğinin karşılığını da tahsilatımızda yaptığımız zaman daha refah bir meslek olmuş olacak. Mali müşavirlik çok önemli bir meslektir. Evet, gerçekten. Ben gerçekten mesleğimi severek başladım ve mesleğimi çok meslek aşığı bir insanım. Gerçekten meslek aşığı bir insan olarak bu mesleğin daha saygın bir hale gelmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü iyi bir mali müşavir, iyi bir avukat girişimciyi iyi bir yere taşır. Çok doğru. Çok doğru. Hakikaten de öyle. Peki, aynı zamanda yeminli bilirkişi olduğunuzu biliyoruz. Evet, hangi alanlarda çalışmaktasınız? Ceza ve hukuk davalarında yeminli bilirkişilik yapmaktayım. Mali müşavir mesleğini icra eden serbest meslek erbapları, Kasım ayında yayınlanan adliyenin bilirkişilik listelerinde başvurularını yaparak gerekli yeterliliğe sahiplerse bilirkişilik hizmetini bir yıl süreyle verebiliyorlar. Şimdi bilirkişilikle ilgili de geçtiğimiz günlerde bilirkişilik yasal bir zemine dayandırıldı. Bununla ilgili bir kanun yayınlandı. İlerleyen günlerde genelgeleriyle, tebliğleriyle daha açıklayıcı bir hale gelecek. Bundan da bir ücret, daha iyi bir ücret tahsilatı yapacağımıza inanıyorum. Bilirkişilikte şirketlerin arasındaki defter kayıtlarındaki uyuşmazlıkları, İş ve işveren arasında, işçi ve işveren arasında uyuşmazlıklar durumda, hesaplamalarda, bu tarz hesaplama durumlarında, hakimin gerek gördüğü durumlarda bizlere yönlendirilen dosyaları kanunlar çerçevesinde inceleyerek bunlarla ilgili görüş ve öneri bildiririz. Bilirkişi hüküm vermez. Bilirkişi bir görüş ve öneri hakimin gerek gördüğü hallerde görüş ve öneri kanaat bildirir. Biz de bu görevi icra ediyoruz. Bu ceza ve hukuk mahkemelerinde bu görevleri icra ediyoruz. Evet. Peki mükelleflerinizi seçiyor musunuz ve tabii neye dikkat ediyorsunuz? Tabii ki. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bence ben meslektaşlarıma da yaşım ufak olmasına rağmen bir önerim. Her mükellefin defterini tutmasınlar. Mükellefin gerçekten bu işi yapacağına inandıkları için, gerçekten bu mükellefin bu yapacağı girişimde işletmesine kar sağlamak amacıyla mı yoksa benim firmam olsun ben firma kuracağım diyen bir işletme sahibi mi? Bunların
analizini çok iyi yapmalı lazım. Bir mali müşavir aynı zamanda çok iyi bir esnaf olmalı. Bir mükellef geldiği zaman onu analiz edebilmeli. Bir de şöyle bir şey var. Ben meslektaşlarıma şunu öneriyorum. Hiçbir şekilde mükelleflerine, iş yerlerine giderek defter hizmetini vermeden önce görüşmelerini mükelleflerin iş yerlerinde yapmalarını ben önermiyorum. Çünkü şöyle bir şey. Mükellef mali müşavirini tanımalı. Mali müşavirin iş yerini görmeli. Gerçekten bu mali müşavirin bir ofisi var mı? Bir hizmet veriyor mu? Kapasitesi var mı? Benim iş yerimin defterini tutabilecek kapasitede mi? Yeterli bilgi ve donanıma sahip mi? Bunları işverenlerin de analiz etmesi lazım. Bunu analiz etmesi için de bizlerin de işverenleri analiz etmesi için ofislerimizde hizmet vermeliyiz. Ofislerimizde iş kabul etmeliyiz. Evet. Gereken hizmeti ofiste verirsek, biz çünkü bir işverenin işçisi değiliz. Biz işverenin danışmanı, yönlendiren, her anlamda vergi usul kanunları, sosyal güvenlik mevzuatları, finansal anlamda hatta yatırım danışmanlığı bile, alanında bile eğer yeterli bilgi ve donanıma sahipsek, bunlarda bile işverene yön vermeliyiz ve bunlardan kazanç elde etmeliyiz bir mali müşavir olarak. Yani mesleğimizin değerini bilmeliyiz. Nasıl kazanç elde edebiliriz? Bunları çok iyi değerlendirmeliyiz. Evet. Peki İzmir Kemeraltı'nda bir ofisiniz var. Evet. Bundan bahsettiniz. Evet. En fazla kaç mükellefe hizmet verebiliyorsunuz? Şimdi şöyle, mükellef tabii ki ben tek çalışmıyorum. Ekip arkadaşlarım var. 4 personelim. 2 tane de stajyer arkadaşım var. Üniversite stajyerleri arkadaşlarım. Belli dönemlerde gelirler. Haftanın lise stajyeri arkadaşlarımız oluyor bazı dönemlerde. Haftanın 3 günü gelirler. Üniversite stajyerleri arkadaşlarımız da yaz döneminde 1 ay süreyle katılırlar. 4 tane de sabit personelim var. Elbette ki mükellef sayısı çok olan mali müşavirler tek başına bunu idame ettiremez, icra ettiremez. Çalışma arkadaşlarının ekibini sağlam kurmalı mali müşavir ofisleri. Çünkü biz hepimiz her şeye yetişemeyiz. Mali müşavirler. Ancak denetim ve kontrol alanında da personelin yaptığı işi direkt beyan sistemine yükleyip göndermemek lazım. Gerekli denetimi, gerekli kontrolü yaptıktan sonra bizzat kendimiz. Çünkü bununla ilgili de çok sıkıntılar oluyor. Yeri geliyor bir vergi incelemesinde, sosyal güvenlik incelemesinde, iş müfettişlerinin içine bakıyoruz. Ondan sonra personelim yapmış. Şimdi böyle bir şey olmaz. Çünkü biz müteselsiz sorumlu. Dediğim gibi az önce mükerrer 227'ye göre sorumluluklarımız var bizim. Mali müşavir olarak 3568 sayılı yasayla bizi bağlayan sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları personele yükleyemeyiz. Personelimiz bize iş konusunda yardımcı olacak. Biz gerekli denetimi, gerekli kontrolleri kendimiz yaptıktan sonra beyanlarımızı kendimiz vermeliyiz. Bu şekilde çalışırsak daha faydalı olur. Yani mükellef sayısını personele göre ayarlamakta fayda var. Çünkü çok mükellef alıp da idare edemedikten sonra, yanlış iş yaptıktan sonra bir kıymeti yok. Çünkü çok yüksek rakamlarda cezai sorumlulukları olan bir mesleği icra ediyoruz. Dedim ya az önce, emeğimizin karşılığını alamıyoruz derken bunlar da var. Yani çok yüksek sorumluluğu var fakat aldığımız ücretler düşük. Düşük, evet. Peki son olarak mesleki anlamda yaptığınız bir proje var mı? Bunu da öğrenmek istiyoruz. Tabii mesleki istiyoruz. Anlamda yaptığımız projeler var. Meslek siyaseti dedik az önce. Meslek siyaseti olarak da yaptığımız bir takım girişimler var. Fakat ben daha çok sosyal projelere daha çok önem veriyorum. Mesleki siyasetten daha fazla bence bu mesleği icra edenlerin, bu mesleğe yeni katılan meslektaşlarına destek olması veya mesleği icra ederken zor durumda olan meslektaşlarına destek olması kanaatindeyim. Bir genç ofis projemiz var. Bununla ilgili 2016 Aralık ayında, 24 Aralık 2016 tarihinde Genç ve Yeni Ofis Açan Mali Müşavirler Derneği'nin kurucu başkanı olarak ben ve ekip arkadaşlarım, bu dernekte kurucu arkadaşlarım, 40'a yakın mali müşavir arkadaşımız kurucu olarak, isimlerini tek tek telaffuz tabii etmeyeyim ama hepsini ben tebrik ediyorum böyle bir projenin içinde oldukları için. Hepsine teşekkür ediyorum ayrıca. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde sorumluluk aldıkları için. Hepsi bence takdire şayan insanlar. Çünkü şöyle bir proje. Bir ofis düşünün. Mali müşavirlik belgesini aldınız. Ben ne yapacağım diyorsunuz. Tamam, belgeyi aldım. Mükellefim yok.
veya mükellef buldunuz akrabalarınızdan. Bir iki mükellefiniz var. Bir iki mükellefle ofisi nasıl idare edebilirim? Ofis kirası ödeyebilir miyim? Kırtasiye masrafını karşılayabilir miyim? 6 ay süreyle bir ofis veriyoruz bu arkadaşlarımıza. Hiçbir ücret ödemeden 6 ay süreyle bu ofisi kullanıyor. Mükellef sayısını arttırabilir. Kendini toparlayabilir. Bu süre içerisinde 6 ay veya 4 ayda toparladı diyebilir bize. Ben 4 ay oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben yararlandım. Başka arkadaşlarımız yararlansın diye ofisi boşaltabilir. Hatta şöyle bir şey de yapabilir. Ofisi boşaltırken yeni gelen arkadaşa bu sefer o destek olabilir. O da olabilir. Bu şekilde 2 tane ofis kurduk. Ve bu ofislerde arkadaşlarımız yararlanıyor. Bence çok önemli, çok güzel bir proje. Ayrıca bu arkadaşlarımız mesela yeni açtıkları zaman bu ofisi, katıldıkları zaman biz bunlara mesleki mevzuat hakkında etik kurallarla ilgili yapması gerektiği, kurallarla ilgili, uyması gerektiği kurallarla ilgili yardımcı da oluyoruz. Bu şekilde ne oluyor? Etik davranan meslektaşlar yürüyor. Evet. Etik davranan meslektaşlar ürediği zaman mesleğin saygınlığı artar, mesleğin değeri artıyor. Bu sefer ne oluyor? Bizim en büyük haksız rekabet sorunumuz var. Ortadan kalkıyor. Sonuna. Bu böylece, da ortadan evet. Kaldırmış olacak. Yani bir anlamda bu bir laboratuvar gibi düşünün. Çok doğru. Uygulama laboratuvarı. Tabii ki gönül ister daha fazla yararlandıralım. Ama 6 ay şu anki imkanlar bu şekilde dernek olarak. İnşallah önümüzdeki günlerde İzmir Mali Müşavirler Odası yetkilileri belki bu konuda adımlar atabilir. Ben inanıyorum yapacaklarına. TÜRMOP yetkililerinin bu konuda bir çalışma yapacaklarına inanıyorum. İnşallah yapacaklar. Bekliyorum, inanıyorum, güveniyorum meslektaşlarımıza, üstadlarımıza güveniyoruz. Mesleğimizin saygınlığı, değeri için en iyi şekilde yardımcı olacaklarına ben inanıyorum. Bir de şöyle bir algı var bizim meslekte. O genç, o yapamaz, o toy. Bence hiçbir şekilde bu. Önemli olan burada meslektaşın kendini nasıl yetiştirdiği, gerekli bilgi ve donanıma sahip mi değil mi? Bunlara bakılmalı. Eğer bunlara sahipse, genç olmuş, yaşlı olmuş zaten ayrışım olmaz. Biz hep birlikte bir mesleği icra ediyorsak, hep birlikte bu mesleğin saygınlığını arttırmaya çalışmalıyız. Birbirimizle üstad ve kuşak çatışmasını ortadan kaldırarak üstad ve genç arkadaşları entegre ederek mesleğin saygınlığını arttıracak çalışmalar yapmalıyız. Bence gençler faydalı olacak bu mesleğe. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bütün ümidim gençliktedir dediği bir ülkede eğer bir üstad genç meslektaşına güvenmiyorsa Atatürkçülükten bahsetmesin. Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür vermiş ederim. Olduğunuz bu kıymetli bilgiler için ve samimiyetle sorularımızı cevapladığınız için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Ecrin Mali Müşavirlik'ten Mali Müşavir Sayın Erhan Yaşar'ı ağırladık. Hoşçakalın.